Şimdi tavam şöyle hafif ısındı, yeterli. İçine çok fazla koymayacağım. Şöyle birazcık zeytinyağı ekledim. Yarım yemek kaşığı kadar. Hemen içine şuradan bir tane alayım önce. Tereyağı attım. Direkt hiç beklemiyorum. Etlerimi de atacağım. Şimdi bu kendi halinde güzelce pişsin. O arada hemen patlıcanlara başlayalım. Şöyle bugün benim için bir tane yeterli olacak. Birazcık limonlu su hazırlayalım ki patlıcanın acısını alalım. Şöyle kabaca içine sıkıyorum. Normal oda sıcaklığında yaklaşık 1 litre su koydum. Hani fonksiyonu tamamıyla böyle patlıcanın acısını almak için. Şunları hemen içine koyuyorum. Bir yandan da yağımın altını açtım. O da iyice ısınsın. Şimdi yağım ısınıyor. Patlıcanım bu şekilde burada beklesin. Hemen bir tane kuru soğana ihtiyacım var. Bu yeterli olacaktır. Şimdi içine başka ne koyacağız? Ben yanına böyle yeşil biberler doğrayacağım. İçine domates koymak yerine domates rendesi ekleyeceğim. Evet, doğru ses gelmeye başladı. Şimdi hemen soğanlarımı gönderiyorum. Bu aşamada içine biraz tuz atacağım. Hem soğanlarım bu şekilde çok daha hızlı pişecek. Hatta biraz da karabiber koyalım. Bir tane temiz bir mutfak havlusu alıyorum. Patlıcanlarımın suyunu çünkü iyice ne almam gerekiyor. Aksi takdirde yağımız patlayabilir ve biz onu istemeyiz. Şöyle güzelce bastıracağım. Bunun da bu arada bütün suyunu aldım. Yine şu şekilde beklesin. Bu arada soğanların da istediğim kıvama geldi. Biraz da sarımsak ekleyeceğim ben içine. Şöyle küçük bulmuş. Bugün sarımsaklar küçük. O zaman 3 diş çok rahatlıkla idare olacaktır. Şöyle yaklaşık bir tur biberleri hemen attım. Hepsi içine. Şimdi altını tekrar açacağım. Yemeğin rengi de güzel oldu. Biber de koyduğum için biraz daha tuz. Biraz karabiber. Ben acıya bayılırım. O yüzden şöyle biraz pul biber. Hatta bence bugün biraz da fazla olabilir. Şu şöyle kendi halinde 1-2 tur pişsin. O arada nasıl bir su yapacağız? Hemen onu hazırlayalım. Ben ne dedim? Et suyu kullanacağım. Şöyle bir tane bardağı hemen. Biraz domates, biraz biber salçası. İkisinden de şöyle tepeleme tepeleme bir tatlı kaşığı koyacağım. Tamamdır. Dediğim gibi biberlerimi sadece 1-2 tur çevirdim. Kesinlikle renklerini kaybetmelerine izin vermedim. Şimdi domates rendemden ekliyorum. Evet, harcım harika, hazır durumda. Çok fazla sulandırmadım. Sadece domatesin lezzetini tamamıyla içine geçmesini sağladım. Yine sosuma da şöyle bütün sevdiğim baharatlardan birazcık ekliyorum. Hemen et suyumdan, buzluktan biz çoktan çıkardık. Şunu yavaşça içinde eriteceğim. Sosum kaynadı. Bu aşamada ne yapacağım? İçine bolca maydanoz ekleyeceğim. Bunları güzelce doğruyorum ve kesinlikle pişirmiyorum. Bir yandan patlıcanlarıma bakacağım. Evet, tamamdır. Dokunduğunuzda böyle maşanız güzelce ezebiliyorsa rahatlıkla tam anlamıyla pişmiştir. Onları da aldık.
Hemen fazla yağları süzülsün. Sosum da harika. Şimdi bütün maydanozlar sosun içine gidiyor. Altını kapatıyorum. Şöyle bir tur. Şimdi bir tane fırın kabı alıyorum. İçine hani ne koyacaksınız? Fırına bunları neyle göndereceksiniz? Çok sıcak, dikkat edin. Patlıcanlarımı da biraz lezzetlendirmem gerekiyor. Şöyle üzerlerine biraz tuz. Aksi takdirde çok yavan olur. Şöyle biraz karabiber. Şöyle bıçakla ince çizikler atıyorum. Alabildiği kadar dolduruyorsunuz. Şöyle küçücük de dokunuşlar yapalım. Şimdi şöyle hazırladığım sostan hemen şöyle karıştırdım. Hazırladığım sostan şöyle birer kaşık karnıyarıklarımın üzerine döküyorum. Şu an karnıyarım hazır. Bunun sadece bir fokurdamasını, o sosun lezzetin içine geçmesini istiyorum. Onun için önceden ısıttığım 200 derece fırında, çok fazla değil, 5 ile 10 dakika arası. Bu tamamen fırınıza bağlı. Kaynayacak ve hemen servis yapacağım. Patlıcanlarım hazır. Ne demiştim? Sadece sosu çekeceklerdi, o kadar. O da çok kısa bir süre aldı. Çok sıcak, dikkat edeyim. Hemen şöyle aldım. Normalde servis etmeden önce şöyle 1-2 dakika dinlendirirseniz patlıcanlarınızın böyle dağılmasını engellersiniz. Çok daha rahat servis yaparsınız. Şimdi ben deneyeceğim, onları güzelce böyle aktarabilecek miyim? Evet, birincisi tamamdır. Sıra ikincide.